Diğer tarafta da bu sıkıntılar var. Yaya yolu haklarını ihlal eden bir trafik sorunumuz var. Yaya yolundan geçmek herkesin en doğal hakkı. Avrupalılar bunu 100 yıl önce keşfetmiş ve sistem oluşturmuşken bizim Atatürk öğretmenler, ilkokulda Atatürk, ortaokulda Atatürk, lisede Atatürk. Üniversitede Atatürk öğrete insanlarımıza doğru yaşamayı, düzgün yaşamayı öğretmeyi hiçbir zaman görev atfetmezler. Aksine ülkemizin insanlarını kural bozukluğu, düzensizlik, kanunsuzluk gibi yollara sürükleyip sevk ettiler bu Atatürkçü eğitimciler. Bunun en basit, en uç örneğini yaya yolu sisteminden, yaya yolu haklarından ve ihlallerinden çok rahat görebilirsiniz. 100 kişiden 10 kişi yaya yolu kurallarına uyuyor, 90 kişi uymuyor. Burada ne görmek gerekir? Atatürkçü eğitimcilerin bu ülkeye, bu topluma, bu millete ihanet ettiğini gösterir. Evet arkadaşlar, bu arada sitelere girdik. Burası siteler. Bu arada duyduğunuz bu güzel ses, ezan sesi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel kalabalık, bu hala iyi. Aslında arkadaşlar Ekim'in neredeyse 10'una geldik aşağı yukarı. Ama hala turizm kalabalığı çok iyi gidiyor. Bu da neden kaynaklı arkadaşlar? Bu da neden kaynaklı? İklim değişikliğinin en net örneklerini bu tarihlerde ve saatlerde görebiliyoruz. Çünkü normalde bu saatlerde, bu tarihlerde yağmur yağan bir... Bak şu yaya yoluna bak, iyi bak. İyi bak. Biz durduk. Gördünüz mü diğerlerini? Görmediniz. Çünkü geçtiler. Şimdi burada o arabayı yaya yoluna geçen mi suçlu? Onları, o yetiştiren o Atatürkçü eğitimciler mi suçlu? Bana kalsa Atatürkçü eğitimciler çok daha şey. Suçlu. Çok daha değil, tam suçlu. Bu insanlara niye öğretmediniz kardeşim? Düzgün yaşamayı, nitelikli yaşamayı, sistemli yaşamayı. Niye öğretmediniz? Neden?